Ayrı Türk lirası tarafına baktığımız zaman da e, yıllık bazda özellikle Ayrı Türk lirasına baktığımız zaman e, bu 31 lira 90 kuruş seviyesinde şurada bir direnç. Bakın 31.90. Şu 31.90 seviyesi bir direnç. Yani yıllık kapanışta 31.90'ın üzerinde kalıp kalamayacağımız önemli. Yıllık geriye dönük grafiğinin üzerindeki hareketlere bakacak olur isek de arkadaşlar bakın bizim takip ettiğimiz sizlerle birlikte şu trend çizgimiz var ya. Bakın o trend çizgimiz e, üzerinde hiçbir zaman altında diyelim, hiçbir zaman bir kapanış e, er o tarafında gelmemiş ve bu takip ettiğimiz trend seviyesi de her zaman bir alım fırsatı olarak değerlendirilmiş. Yani e, bazen biliyorsunuz yeri geliyor zaman zaman al tavsiyelerimiz oluyor. Yani tavsiye niteliğinde demeyelim de bu bölge çünkü biliyorsunuz ben pek alsat tavsiyesi vermem. Bizim bu kanalımız da bir alsat kanalı zaten değil. Ama özellikle Avrupa e, üzerinden bizi izleyen e, gurbetçi arkadaşlarımız mevcut. Buradaki arkadaşlarımız da Euro üzerinden maaşlarını aldıkları için e, Türkiye tarafında e, burayı ziyaret ettikleri zaman Euro'larını değer kazanıp kazanmadığını buradan takip ediyor. Yurt içinde de yatırım amaçlı Euro alan arkadaşlarımız da mevcut. Onlar da tabii gene bu paranın yukarı yönlü değer kazanıp kazanamayacağı yönündeki beklentileri mevcut. Şimdi zaman zaman al tavsiyesi verdiğimiz bölgeler, şuradaki grafik üzerinde özellikle takip ettiğimiz bölgeler ve bu gördüğünüz trend çizgisine değişler her zaman benim için Euro yatırımcısına al tavsiyesi verdiğim bölgelerdir. Yani o yüzden de diyoruz biz 32 TL'ye doğru zaten bir formasyonumuz vardı ve oraya doğru da ilk bu formasyon tahminimiz gerçekleşmiş sayabiliriz. Çünkü artık o bu 32 TL civarına da yaklaşmış bir Euro Türk Lirası devam ediyor. Bu yıllık bazda baktığımız grafik. Bir de bu grafikte aylık bazda bakalım. Bize hangi kapanışlar lazım Euro takip eden arkadaşlarımız için de Evet burada da gene aylıkta baktığımız zaman bir nereye bakıyorduk emaların yönü bakın şimdi emaların yönü şimdi emaların yönü aylıkta baktığımız zaman bir kapanma bir direnç pozisyonu almış mı henüz almamış hala da yukarı yönlü devam ediyor bu hareketlinin daha yukarı yönlü devam edeceğinin sinyalini bize veriyor arkadaşlar bir direnç bölgesi haline alabilmesi için ne demiştik? Bu emalarımızın şu şekilde kapanması gerekti. Fakat burada aylıkta baktığınız zaman ok gibi yukarı yönlü daha kapanmış bir direnç. Eğer o da gözükmediği için bizler yukarı yönlü hareketliliği takip edebiliriz. Şimdi haftalık ve günlükte baktığımız zaman kısa periyotlu destek ve direnç bölgelerimize bakalım. Oradaki hareketlilik bizim için çünkü önemli. Haftalıkta baktığımız zaman Trend çizgimizin üzerinde miyiz? Üzerindeyiz. Evet. Şimdi burada bizler için hangi bölge önemli? Haftalık kapanışta takip edeceğimiz önemli bölge 31 lira 20 kuruş seviyesi. Burası bizim için bir destek arkadaşlar. 31 lira 20 kuruş. Haftalık bazda 31 20 üzerinde kaldıkça hala da hedefimiz yukarı. 31.20 haftalık kapanışta takip edeceğiniz seviye. Eğer ki 31.20'nin altına iner isek yani bu trendin altına iner 31.20 altında mum kapanışları gelmeye devam eder ise de burası kapanır ve direnç haline alır. O zaman şuradaki 30 lira seviyesindeki desteğe doğru tekrardan bir aşağı yönlü deneme e ero tarafında yaşayabiliriz. Bu haftalıkta söylemek istediğim bu euro için. Bir de günlük bazda bakalım daha kısa periyotta orada destek ve direnç bölgeleri bizler için hangi bölgelerden geçiyor? Evet baktığımız zaman günlükte 31.60 seviyesinden geçen bölge. Evet oradaki 31.60 hemen sizlerle birlikte işaretleyelim. Günlükte 31 lira 60 kuruş. Bu seviye önemli. Çünkü buradaki bölgemiz bizim için bir trend bölgesi. Bunun altındaki hareketler bizi nereye götürür? 31 lira 18 kuruş. Biz bunu 31 lira 10 kuruş yapalım. 31.10 desteğine geri çeker. Buradaki hareketlilik aşağı yönlü 31-60 üzerindeki günlük kapanışlarda bizim için hala da yukarı yönlü potansiyeli beraberinde taşır. Stop bölgesi olarak 31.10 biz bunu 31 lira diyelim arkadaşlar. Yani 31 lira altında bir kapanış olmadıkça e, bizler Euro tarafında yukarı yönlü hareketliliği hala da takip edebiliriz diye düşünüyorum. E, sizler de düşüncelerinizi yazarsanız ben sevinirim. Avrupa'daki faiz arttırımları enflasyon beklentileri özellikle e, arkadaşlar e, ABD bölgesindeki faiz ve Enflasyon beklentilerinin dışında daha paralel hareketlerde bulunuyor. Bakın şöyle günlükte gene sizlerle daralttığımız zaman bu grafiği şu şekilde daralttığımız zaman buradaki oluşumun zaten sizlerle birlikte hesaplamasını yapmıştık 32 liralar civarlarına doğru e, beraberinde getireceğini söylemiştik kırılımla birlikte bu 32 liralara yakın bir fiyatlamayı da yaşadık. Şimdi bunun bir miktar düzeltme seviyesi olabilir. Bu düzeltme de 31.18 desteğine kadar olabilir. 31 lira 18, biz onu düz 31 lira altına kapanışlar olmadıkça aşağı yönlü bir hareketlilik henüz erken diyebiliriz. 31 lira altında kapanışlar olur ise de onun altında bakın net bir şekilde şurada 30 lira 47 kuruşta bulunan ikinci bir destek bölgesi mevcut. Bu destek bölgesi de şuradaki oluşumumuzun geçtiği bölge e, buraya kadar da inebilir. Ama henüz bunun için erken bu işlemin olabilmesi için bizler 31 18 altında kapanışlar görmemiz şart. Görmediğimiz sürece hala da yurada yukarı yönlü e, pozisyonları takip etmeniz diye düşünüyorum.